Wikileaks kurucusu Julian Assange hakkındaki davayı inceleyen Birleşmiş Milletler paneli kendisini suçlu bulursa Haziran 2012'de sığındığı Londra'daki Ekvador Büyükelçiliği'nin ayrılıp teslim olacağını açıkladı. Assange Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Birleşik Krallık ve İsveç'e karşı olan davayı kaybedersem Cuma günü öğle saatlerinde elçilik binasından ayrılacağım ve İngiliz polisine teslim olacağım. Zira bu durumda temyiz ihtimali kalmıyor dedi. Assange'ın açıklamasından birkaç saat sonra İngiliz polisi elçilikten dışarı çıkarsa Assange'ı gözaltına alacaklarını açıkladı. Assange haklı bulunması halinde ise pasaportunun iade edilmesini ve hakkındaki gözaltı kararlarının iptal edilmesini istiyor. Assange İsveç'in kendisini Amerika'ya iade etmesinden ve Wikileaks belgelerini yayınladığı için burada yargılanmaktan endişe ediyor. Söz konusu belgeler ABD hükümeti ve ordusunun yasa dışı faaliyetlerini ortaya koyan gizli kanıtlardı. Assange bu kanıtları 29 Ekim 2010'da sızdırarak bütün dünyanın dikkatini üzerine çekmişti. Julian Assange Haziran 2012'de Ekvador büyükelçiliğine sığındı. O tarihten beri Londra polisi elçiliği çember içine alıp kuş uçurmadı. Assange İsveç'in iddialarını reddediyor ve ifadesinin alınması için gözaltına alınmasına gerek olmadığını savunuyor. Assange ayrıca Ekvador Büyükelçiliği'nde kaldığı sürenin ev hapsinden de düşülmesini istiyor. Özgürlüklerinden mahrum bırakıldığını, güneşe ve temiz havaya hasret olduğunu söyleyen Assange kronik omuz ağrıları içinde hastaneye gidemiyor.